Eylül'de ben yola çıktım, buralara geldim. İşte ilk önce Berlin'de bir ay boyunca Hasan Depodut tarihi 17. yüzyıl prenslik yapısında çok müthiş bir binanın içerisinde büyük bir sergi açmış olmanın onurunu duymuştum orada. Yani çünkü bütün Almanlara o şekilde orada hitap edebilmek, onların bu tarihi yapısının içerisinde sergi açabilmenin onuru müthişti. Bizim bu çiçeğimiz Kazakistan dağlarıyla Türk boylarından çıkan bizim öz bu çiçeğimiz Osmanlı döneminde lale devrini biliyorsunuz çılgın bir lale soğanının hasat mesatlarının yapıldığı ve orada boğazda bir soğanın boğazda bir yalıya takas edildiği çılgın dönemlerin yaşandığı dönemler. Dolayısıyla bu lalenin Türkiye'deki, Osmanlı'daki ve dünyadaki yeri bizler için çok önemli. Onun için İstanbul Lalesi'ni ben çok çalıştım şeylerin içerisinde. Bunun önemini tabii ki de çok bilmek lazım. Biliyorsunuz Atatürk'ün meşhur bir portresini yapan sanatçı ve Atatürk'ün günümüzdeki bildiğimiz imzasını yeniden stilize ve günümüze kazandıran sanatçı Ethem Çalışkan'ın yazmış olduğu yazı var burada. Ve Ethem Çalışkan Anıtkabir'in yazılarını yazan sanatçımız. Evet. Mesela burada Valide Atik Üsküdar'daki Valide Atik minyatür olarak. Yanındakisi de Ebru Sanatı'ndan bir gül. Burada yine Savaş Çevik hocamızın besmelesi ve Ebru Zemin'de kazandırdığımız. Benim hazırladığım boyalarla, benim hazırladığım şu malzemelerle şu anda yaptığım Ebru sizlere çok kolay gibi gözüküyor. Aynı kadar kolaymış. Ne var? Boyalar oraya damlatınız. Ben de yaparım bunu. Ne olacak ki? Deniyor. Evet öyle deniyor ama 3 sene bir eğitim almanız gerekiyor. Çünkü doğal toprak boyaları. Mesela çivit.